Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2 Kasım 2018 Cuma Ulusal Kanal'da Ulusal Radyo'da Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başladık. Hayırlı uğurlu olsun. PKK'ya büyük darbe aydınlığı manşetiydi. Fırat'ın doğusundan gelmiş bombalar diyor. E, koalisyon sözcüsü PKK'yı akladı. Bir başka haber. E, yine bir başka haber. TSK vurdu. PKK'yı korku sardı. E, dün Trump'la e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı telefonla konuştular Münbiç ve İdlib'i konuşmuşlar Amerika'da öldürülen iki Arap kız kardeş Bunlar da Suudi Bu kızları kim öldürdü diye yazmış Yeni Şafak Hakime telefon edip uyuşturucu baronunu serbest bıraktıran Burhan Kuzu mu? diye bir tartışma var Burhan Kuzu'nun açıklamasını da vereceğiz ama olayın ne olduğunu da anlatacağız Abi bu aralar gene birileri sapıtmaya başladı. Birisi televizyona çıkıyor diyor ki vallahi ben her rüyamda her gün Allah'ı görüyorum diyor. Peygamberi de görüyorum. Tövbe. Neyse dur onun da zamanı gelecek. Ataya hakarette alt sınır uygulanamaz diye bir başlık gördük yine. Aydınlıkçılar ders kitaplarına girmiş roman ödülü. Sancak ve Caymaz'a. Caymaz, Onur Caymaz. Ee, Atilla İlhan Roman ödülünü almış. Onur Caymaz arkadaşımız. Tebrik ediyoruz. Vakit bulursak da e, Uğur Dündar'ın bir yazısı var. Ona bir bakacağız. Şimdi tabii önemli. Ee, PKK'ya büyük darbe, bombalar Fırat'ın doğusundan haberi önemli. Neden önemli? Bir dönem e, bir dönem sık sık e, sağda solda bombalar patlardı. Ve e, Ross Wilson'du galiba. Kimdi o e, Amerikan Büyükelçisi? E, ne oldu dedi 9,5 aydır bombalar patlamıyor. Yani yani istersek patlatırız diyordu. Şimdi o döneme mi gireceğiz yeniden? Yok umutsuzluğa kapılmayın, karamsarlığa kapılmayın anlatacağım. PKK'ya büyük darbe bombalar Fırat'ın doğusundan Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 250 kilo patlayıcı ile geçirildi. 5 PKK'lı da gözaltına alındı. Patlayıcıların Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye sokulduğu ve çok sayıda eylemde kullanılacağı belirlendi. Az yukarı çıkalım Sarkan. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyon bu. Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu terör örgütü PKK tarafından kendi yüklü miktarda patlayıcı madde getirileceğini tespit etti. Ekipler hemen operasyon başlattı. Önceki akşam saat 19.30'da Ceylanpınar-Kızıltepe karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 247 kilo PETN olduğu tespit edildi. Ee, patlayıcı madde ve düzenekler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi sorgularında 2 kişinin daha kendilerine yardım ettiğini itiraf etti. Emniyet güçlerinin 2 kişiyi daha yakalamasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Mardin valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Yaman patlayıcı ve düzeneklerin metropol illerde birçok eylem yapabilecek hale getirildiğini vurguladı. Şimdi bunların yakalanması çok önemli. Yalnız... Bu sabah bir haber daha son dakika başlığıyla düştü gündeme. Hemen o habere de bakalım. Bu kez Malatya'da. Aa, Diyarbakır mı? Aa, evet, bir Diyarbakır'da bir Malatya'da ee, yine e, benzer şeyler yakalandı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde. Metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla yakalandı. Malatya'da da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneye ele geçirildi. Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneye ele geçiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruyor. Aramada aracın yakıt deposuna zulalanmış C4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Ne oluyor şimdi? Metropollerde e, saldırı hazırlığında olan 3 terörist bir Mardin'de patlayıcı yüklü bir araç Malatya'da patlayıcı yüklü bir araç. Ne anlamamız gerekiyor bundan? Bunlar yakalandı. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Dünkü aydınlığın birinci sayfasında çıkan bir haber geldi aklımıza. Neydi haber? A, e, ABD Fırat'ın doğusunda kaygılı Türkiye'yi yatıştırmaya çalışıyoruz. Ne alakası var diyeceksiniz. Bakın anlatacağım şimdi. Türkiye'den Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarının tamamlandığına yönelik açıklamalar ve bölgeyi top atışları ile ateş çemberine alması ABD'yi telaşlandırdı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü şu an Robertson, Türkiye ve Suriye demokratik güçleriyle durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz dedi. Ha, Fırat'ın doğusuna girmemizi istemiyor Amerika. Ama biz Vurmaya başladık. Bu sefer ne yapacak Amerika? Bir dakika bir dakika diyecek. Vurma bak. E biz vurunca işte o zaman bu patlayıcı yüklü kamyonlar devreye giriyor. Metropollerde eyleme hazırlanan PKK'lılar devreye giriyor. Bunu İsmet Özçelik çok güzel yakalamış. Tebrik ediyorum İsmet arkadaşımı, Ankara, Aydınlık Ankara temsilcisini şöyle yazmış. Türkiye bombalarla mı sakinleştirilecek? Fırat'ın doğusu hareketleniyor. ABD bölgeye getirdiği silahlar Türkiye sınırına silahları Türkiye sınırına kaydırıyor. PKK PYD hendek kazıyor. Türkiye top atışlarına başladı. Sert açıklamalar peş peşe geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan arkasından Milli Savunma Bakanı Akar konuştu. Kararlı kurgusu yaptılar. Hazırlıklar tamam. Fırat'ın doğusu temizlenecek. Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkarılacak. Türkiye'nin kararlılığı ABD'yi telaşlandırdı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Robertson, Türkiye'yi sakinleştirmeye çalışıyoruz dedi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Paris'te Al-Arabiya İngilizce'ye Kürtler ile Türkiye arasında çözüm için çabalarımızı yeniden başlattık açıklamasını yaptı. Jeffrey, ABD'nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi PKK'yı da yakından tanıyor. ABD'li yöneticilerden bu açıklamalar gelirken ilginç gelişmeler de yaşandı. Diyarbakır'da bomba yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Yani e, daha öncesi de var Mardin'den. Mardin'de evet 250 kilogram patlayıcı yakalandı. Mardin valisi bu patlayıcı ve düzenekler metropolilerde 32 eylem yapabilecek bir hale de getirilmiş bilgisini verdi. Gaziantep'te de bir canlı bomba derdest edildi. Bunlar şimdilik bilinenler. Soruşturmalar sürüyor. Mardin'de yakalanan patlayıcının geldiği yer Fırat'ın doğusu. Gaziantep'te yakalanan canlı bomba Fırat'ın doğusunda eğitilmiş. Reklamdan sonra e, ne demek lan reklamdan sonra devam ediyor. Bunu bir yerden mi aldın? Sarkan bak e, satırı <laughs> yedirmişsin. E, evet Fırat'ın doğusuna doğusunda eğitilmiş. Diğerleri de aynı. Patlayıcıların ben şeyi de tanıdık. Fırat'ın doğusu. PKK'nın yeni kandili olma yolunda Üstelik de ABD korumasında. Türkiye ne zaman ABD politikalarına dirense hep benzer şeyler yaşandı. Terör azdı, Türkiye terörle hizaya getirilmeye çalışıldı. Öyle görünüyor ki şimdi de plan bu. Ekonomik kriz istenilen sonucu vermemiş olacak ki terör devreye sokulmak isteniyor. Belli ki Türkiye bombalarla sakinleştirilmeye çalışılacak. Ama köprülerin altından çok su aktı. ABD eski ABD olmadığı gibi Türkiye'de eski Türkiye değil yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye'de yerini belirlemiş durumda. Bazı yalpalamalar ABD'yi umutlandırsa da sonuç değişmez. Avrasya'nın birliği her geçen gün daha da sağlamlaşıyor. Bunu görmek için İran'a yönelik ABD yaptırımlarına bakmak yeterli. Başta Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa Birliği karşı, Rusya, Çin karşı, Asya, Afrika ülkeleri karşı, ABD'nin en yakındaki Güney Amerika ülkeleri de karşı. Katil Suudi yönetimi ve birkaç petrol şeyhi dışında herkes İran'ın yanında. Bu Türkiye için de geçerli. Evet, bir önceki sayfaya geçelim, bir önceki bölüme geçelim Serkan. Şimdi burada önemli olan şu, İsmet herhalde değinmeye gerek görmedi ama benim değinmem gerekiyor. Diyor ki e, öyle görünüyor ki şimdi de plan bu. Ekonomik kriz istenilen sonucu vermemiş olacak ki terör devreye sokulmak isteniyor. Belli ki Türkiye bombalarla sakinleştirilmeye çalışılıyor, çalışılacak ama köprülerin altından çok sular aktı. Şimdi ben olsam şunu yazardım şuraya ama tabii İsmet'in de işine karışmak gibi olmasın. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Evet köprülerin altından çok sular aktı. Ne oldu? polisin içinde çok yoğun bir Fetullahçı örgütlenme vardı. Yani Amerika'nın kendi adamları vardı. Evet bunlar Türk kimliği taşıyabilir ama Amerika'nın adamlarıydı, CIA'nin adamlarıydı. Ve polisin içindeki bu adamlar, askerin bir bölümünün içindeki bu adamlar aldıkları istihbaratları vermiyorlardı, operasyonları yapmıyorlardı ve o bombalar patlıyordu. Şimdi ne oluyor? Tek tek yakalanıyorlar. Tek tek yakalanıyorlar ve yakalanacaklar. Arkadaşlar bakın, e, iktidarla aranız iyi olmayabilir, kavgalı olabiliriz. Benim de var bir sürü kavgam. Ancak Türkiye'nin bekası meselesi olduğunda, yani e, caddelerde, sokaklarda bombalar patlayacaksa ve patlamasın diye birileri çaba gösteriyorsa onları sonuna kadar destekleyeceğiz. Kimdir bunlar? Bir kere başta e, Kahraman Türk Ordusu. Jandarmamız, Kahraman Polis. Yani içindeki Amerikan ajanlarını atmış polis, asker, korucu, kim varsa jandarma. Biz bunlara sonuna kadar güveneceğiz ve bunları sonuna kadar destekleyeceğiz. Yurttaş olarak yapabileceğimiz bir şey var mı? Var. Daha önceki o bombalı dönemden hatırlayın. Şimdi ee, kış ya herkesin parkası var, paltosu var. Böyle şişmişse parka palto ne yapacağız? Duyarlı davranacağız ve bakın diyeceğiz. Bunda bir şey olabilir diyeceğiz. Polise söyleyeceğiz, işte kim varsa e, güvenlik güçlerine söyleyeceğiz. Biz kendimiz dikkatli olacağız. Ama asla sokaklardan, caddelerden çekilmeyeceğiz. Türkiye bizim. Bütün sokaklarıyla, bütün caddeleriyle, bütün alanlarıyla bizim. Güvenlik güçlerine yardımcı olacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmasını temelinden engelleyeceğiz. Çünkü e, Amerika'nın yapabileceği başka bir şey kalmadı. Kalmadı. Türk milleti büyük olduğunu kaç kez gösterdi. Daha da e, gösterir. Ama bizim sınırımızda oluşturulacak bir ikinci İsrail devletine, bir Kürt devletine, bir kukla devlete Türkiye izin vermeyeceğine göre Amerika çaresizce son kozlarını oynuyor. Bu patlayıcı yüklü kamyonlar, bu e, canlı bombalar falan bunun göstergesi. Biz bizim polisimiz Fethullah'ın yönettiği e, bir teşkilat olmaktan çıktı. Bizim askerimizin içindeki Fethullah'ın adamları yani Amerikan'ın adamları tek tek yakalanıyor. O yüzden eskisinden daha fazla polise, askere güveneceğiz ve bu işlerin üstesinden geleceğiz. Biz de vatandaş olarak e, ne yapacağız? Onlara yardımcı olacağız sonuna kadar güvenerek. Peki e, bir başka tarafı var şimdi. Biz ne diyoruz? Fethullah Gülen terör örgütü de PKK'da Amerika'ya bağlıdır. Amerika'nın emriyle çalışır. Kanıtlıyor bunu Amerika. Her hareketiyle kanıtlıyor. Koalisyon sözcüsü PKK'yı akladı. Akladı mı? Evet akladı. ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay şu an Ryan Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG'ye verdikleri destek hakkındaki sorular karşısında kaçamak cevaplar verdi. Sözcü işit bahanesinin arkasına sığınarak PKK, YPG terör örgütünü korudu. ABD öncülüğündeki koalisyon Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG mevzilerini hedef aldığı Tel Abyad ilçesini kontrol eden güçleri SDG olarak adlandırıp adlandırmadıklarına yönelik sorulara kaçamak yanıtlar verdi. Koalisyon sözcüsü Ryan, Anadolu Ajansı muhabirinin ilçede hangi unsurların hakim olduğuna yönelik sorulara net yanıtlar vermekten kaçındı. Size göre Tel Abyad'ı kim kontrol ediyor? YPG mi, SDG mi? Sorusuna sözcü Ryan, Koalisyon SDG ile çalışıyor. Onlar kuvvet hareketleri ve planları konusunda karar veriyorlar." ifadeleriyle yanıtladı. O zaman Tel Abyad'daki durum nedir? Tel Abyad'ı kontrol eden gücün SDG olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Albay IŞİD'e karşı operasyonları geçici olarak durdurduklarına ilişkin SDG'nin resmi açıklamasını otuyla örgütün Türkiye'nin Tel Abyad'a yönelik top atışlarına ilişkin açıklamasını gönderdi. Muhabirin konuyla ilgili takip sorusuna ise Albayrak'ın örgütün açıklamasını kastederek gönderdiğim son duyurunun ardından Tel Abyad'daki son durum hakkında güncel bilgim yok açıklamasını yaptı. Yani e, yaptığı nedir? Ben onu müzikle anlatayım. Siz anlayacaksınız. Dan, nan, 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 nan. Kıvırıyor. Kıvırıyor yani. Tek şeyi o. Ve kıvırarak onları koruyor. Ancak ne kadar korursa korusun alt tarafı bir terör örgütü, altı üstü bir terör örgütü. Bakın ee, Fırat'ın doğusu için konuşlanan birkaç alay askerdir. Türk ordusu kışlasında orada olduğu gibi çıkmış değil. Birkaç alay, birkaç alay askeri orada. Ama bundan bile PKK Müthiş bir derecede korkuyor çünkü biliyoruz ki arkasında Amerika olmasa PKK hiç. Ama bölgede Batı Asya'da yani İngilizlerin deyimiyle Orta e, Ortadoğu'da ABD olsa da bunlar kazanacak, olmasa da kazanacak. Niye? Batı Asya birleşiyor ve karşısında hiçbir güç duramaz. Durabilseydi Barzani'yi korumak için dururdu. Evet, e, Türk Silahlı Kuvvetleri vurdu. PKK, YPG'yi korku saldı. Hani bunlar aslandı, kaplandı be. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bombardımana başlaması üzerine PKK-YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'e karşı yaptığı sözlü operasyonları askıya aldığını ABD'ye bildirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son ikaz açıklamalarını takiben Türk ordusunun Aynel Arap yakındaki Zor Magar bölgesinin ardından Tel Abya'da vurması PKK YPG'yi korkuttu. PKK YPG işgal girişimi için Suriye'nin doğusunda sözde IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlara askı aldığını duyurdu. SDG'nin açıklamasında Türkiye'nin bombardımana devam etmesi halinde IŞİD karşı operasyonlarını uzun süreli olarak durduracağını ifade etti. Aynı zamanda Amerika'ya diyorlar ki ey Amerika bak beni koru yoksa yapma senin işini. Yani böyle de bir hikaye bu. İstanbul'da düzenlenen dörtlü Suriye zirvesinin ardından TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki YPG mevzilerine saldırının başladığını ifade eden SDG açıklamasında şöyle denildi. Uluslararası topluma, uluslararası toplum diye bir şey yoktur arkadaşlar. Emperyalizm vardır yani Amerika vardır. Amerika ve yandaşları. Öyle uluslararası toplum bilmem ne yok öyle bir şey. Uluslararası topluma Türk Devleti'nin Kuzey Suriye'nin güvenli bölgelerine yönelmesini kınaması için çağrıda bulunuyoruz. Güvenli bölgelere bak terör örgütünün işgali altında uluslararası koalisyonu da IŞİD terör, teröristlerine destek veren Türkiye'nin düşmanlığına karşı tavırlarını net netleştirmeye çağırıyoruz. E bu IŞİD teröristlerine destek veren diyor ama Fırat Kalkanı operasyonunda Türk ordusu en çok kime vurdu? IŞİD'e vurdu. Darmadan etti. Sallamayın. Sallamayın. Sallayarak olmaz. Sallayarak olmaz. Evet. Şimdilik bunları söyleyelim. Bir başka konuya geçelim şimdi. Geçmeyelim mi? Geçelim. Ee, arkadaşlar Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hunharca öldürülmesinden sonra bir cinayet haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. İki kız kardeş, iki kız kardeş yine hunharca öldürüldü. Bu iki kız kardeşin öldürülmesiyle ilgili bir haber var ee, Yeni Şafak'ta. Sormuş, bu kızları kim öldürdü? Suudi Arabistan yine cinayette gündemde. Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın vahşi infazından sonra yine kuşkulu cinayet ve tehditle gündemde. ABD'den siyasi sığınma isteyen Suudlu iki kız kardeş New York'taki Hudson nehrinde ölü olarak bulundu. Kızların annesi Suudi Büyükelçiliğinden ABD'yi derhal terk edin diye uyarı aldıklarını söyledi. Tala Ferea 16 yaşında ve Rotan Ferea o da 22 yaşında Kız kardeşler 24 Eylül'de yaşadıkları Virginia'da kayıplara karıştı. Cesetleri 24 Ekim'de Hudson Nehri'nde rıhtıma vuran Faraya kardeşler koli bandıyla bellerinden ve ayak bileklerinden birbirlerine bağlanmıştı. Polis travma izi olmadığı için kızların suya canlı olarak katıldığını tahmin ediyor. Cinayetleri gizemli hale getiren aileden gelen açıklama oldu. Kızların annesi Cesetler bulunmadan bir gün önce Suudi yetkilileri arayıp kızlarınız ABD'den siyasi sığınma talep etmiş. Göçmen statünüz tehlikeye girdi. ABD'yi derhal terk edin dediğini aktardı. Kanada ve Londra'da yaşayan Suudi vatandaşları da tehdit aldıklarını açıklamışlardı. Yani hukuk devleti değilse olacağı bu. Bu ama Amerika'nın bunlara tık dediği yok. Yaptırımları uygularız bilmiyor. Hiçbir şey yapmaz. Niye? Suudi Arabistan'a ihtiyacı var. Bakın şimdi İran'a ambargo koyuyor. Petrol piyasası daralacak. Ne olacak? Suudi Arabistan'ı tam kapasite harekete geçirecek. Yetecek mi bilmem. Başka? İran'a karşı fiili müdahale söz konusu. Kiminle yapacak? Suudi Arabistan'la yapacak. Suudi Arabistan'ın parasıyla. Türkiye'ye karşı Fırat'ın doğusundaki PKK unsurlarını destekleyecek. Kiminle destekleyecek? Suudi Arabistan'ın parasıyla. Bu işler böyle. Uluslararası hukuk, uluslararası toplum bunlar hikaye. Gücün varsa kardeşim engellersin. Türkiye'nin gücü her zaman vardır. Yeter ki Batı Asya'da yani İngilizlerin deyimiyle Orta Doğu'da müttefikleriyle sağlam bir birliktelik kursun ki kimdir müttefikleri? Doğal olarak Rusya'dır, İran'dır, Irak'tır, Suriye'dir. Ya Suriye katil bırakın onları ya. Gizliden gizliye heyetler halinde altı kere görüşülmüş. Ve öyle bağırmakla da olmaz. Bu hayatın bir dayatması. Mevcut durumun bir dayatması. Barışacaksın kardeşim Suriye ile. Ee, en kısa zamanda Suriye ile daha resmi, daha net, daha açık ilişkiler kurulacaktır. Ee, çünkü kurulmak zorunda. Yani Suudi Arabistan tam anlamıyla şeyin bir sopası ve çok şımarıkça davranıyor. Kendisine e, en büyük desteği veren Amerika'da bile adam öldürüyor hem de vahşice canlı canlı atmışlar kızları sulara. Birbirlerine bağlamışlar bellerinden ayaklarından. Atmışlar işte bu kadar. Peki ee, ne yapacağız? Bakın ee, Kaşıkçı haberleri ufak ufak yatışmaya başladı. Değil mi? Çok fazla yok ortada. Halbuki ceset bulundu mu? Yok. Kanıtlar neyi biliyor muyuz? Yok. Bildiğimiz tek şey Suudi Arabistan Başsavcısı geldi. Görüşmeler yaptı. Sonra 3 valiz ee, Türk İş Delayt... Öyle diyorlar onu. Türk lokumun ve kuru yemiş doldurup gitti valizlerine. Onun gelişi de sadece şey içindi. Acaba Türklerin elinde ne var? Bir görelim de ona göre vaziyet alalım. Ona göre durumu kurtarmaya çalışalım. Bizimkilerde pek bir şey vermediler ama böyle bir ucunu gösteriyorlar bazen. Ona göre ha diyorlar bitiyor. Ee, zannediyorum reklamlara geldik. Bir kısa reklam arası var. 2 dakika kadar. Sonra devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Bir hakim, bir uyuşturucu baronu, bir milletvekili Tam e, bir üçgen. Hakimi biliyoruz. Uyuşturucu baronunun kim olduğunu biliyoruz ama milletvekilini bilmiyoruz. Bu üçgenlerden çıktı Fatih Altaylı'nın yazısından çıktı. Yargı bu ilişkiyi araştırıyor demiş. Hakime telefon edip uyuşturucu baronunun tahliye ettiren AKP'li kim? FETÖcü, firari eski savcı Zekeriya Özün gizli tanık yaptığı İranlı Naci Şerif Zindaşti'nin tahliye edilmesiyle ilgili Siyasi bir bağlantı ortaya çıktı. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı dünkü köşesinde zindastiyi bırakan e, bırakan hakimi de kaleme aldı. Altaylı İstanbul 5. Su Ceza Hakimi C.Ön'ün zindastiyi aniden tahliye ettiği ve hakkında soruşturma açıldığını yazdı. Altaylı dedi ki: "Hakim ifadesinde iktidar partisinden eski bir milletvekili sürekli arıyordu. Bu şahsın tahliye edilmesi baskısında bulundu. Devletin bu konuda duyarlılığı olduğunu belirtti. Şimdi herkes bu AKP'liyi merak ediyor. Bu AKP'li dediği kim? Peki o zaman işin kaynağına gidelim. Fatih Altaylı'nın dünkü yazısına bir bakalım. Fatih Altaylı'nın yazısı e, neydi? Şuydu. Sevgili okurlar, gelin bugün biraz eski moda gazetecilik yapalım ne dersiniz? Ama önce size bir soru sorayım. Naci Zindaçlı adını hiç duydunuz mu? Duymamış olanlar için biraz anlatayım. İranlı Naci Şerifi Zindaşti ismi ilk olarak 24 Eylül 2007'de Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 75 küre eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme geldi. Zindaşti aynı yıl Zekeriya Öze bir ifade verdi ve bu ifade sonrasında gizli tanık olmak şartıyla serbest bırakıldı. 2014 yılında Büyükçekmece'de lüks bir cip iki kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda Zindaşti'nin kızı Arzu Şerif Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında Zindaşti İstanbul Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde hedef bendim diye ifade verdi. Saldırının bir uyuşturucu hesaplaşması olduğu Zindaşti'nin Yunanistan'da bir rakibini ihbar ederek yakalatmasının intikamı olduğu söylendi. Zindaşti'nin kızının öldürülmesinin ardından 22 Aralık 2014'te Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar küçük çekmecede bir restoranda öldürüldü. İddiaya göre Zindaşti kızının tetikçisi olduğunu belirlediği iki ismi infaz ettirmişti. Ancak daha sonra hedefin yanlış olduğunu öğrenmişti. Kızının katilinin peşini bırakmayan Zindaşti iddiaya göre tetikçinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu tespit etti ve Dubai'de infaz talimatı verdi ve Cinayet sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri polisinin şüphelinin izine ulaşmak üzere olduğunu fark eden Zindaşli infaz talimatı verdiği adamını da Panama'da öldürttü. Cinayetler bitmek bilmedi. Avukat Kutbettin Kaya geçtiğimiz yıl Yeşilköy'de bir restoranda infaz edildi. Kaya İranlı Naci Şerifi Zindaşli'nin kızının uyuşturucu hesaplaşmasında öldürülmesiyle ilgili Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada azmettirici olmakla suçlanan Orhan Ünvan'ın avukatlığını yapıyordu. Tüm bu sonuçlardan ötürü uzun süredir aranan Zindaşti bir süre önce İstanbul polisi tarafından yakalandı. Ve bundan sonrası tam bir skandal. Zindaşti yakalanmasının ardından kısa bir tutukluluğun sonrasında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö tarafından aniden tahliye edildi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal tahliyeye itiraz edip tutuklama kararı çıkarttıysa da Zindaşti kayıplara karıştı. HSK bu rezalet üzerine hemen soruşturma açtı ve skandal daha da büyüdü. Hakim ifadesinde şöyle diyordu. İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu. Devletin bu konuda bir duyarlılığı olduğunu belirtti. Ankara şimdilerde bu olayla çalkalanıyor. Eski milletvekilinin hakimi baskı altına almak için söylediği devletin bu konuda bir duyarlılığı olduğu iddiası tamamen palavra. Bu meseleyle ilgili konuştuğum herkes ki buna iktidar partisinden önemli isimler de dahil ne devlet duyarlılığı mesele tamamen duygusal diyorlardı. O duygusalı iki parmağını birbirine sürtüştürerek anlatmışlardır. Peki hakime baskı kuran milletvekili kim diyeceksiniz? Oldukça bilindik bir isim. Hani her kabine değişikliği öncesi bu kez bakan olur denilip de bir türlü olamayan bir milletvekili var ya, o işte. Anayasa işlerinden bu işlere geçmiş olmalı. Kim sizce bu? Hı? Sizce kim bu milletvekili? Her kabine öncesinde e, adı geçen ama bir türlü e, milletvekili olamayan, anayasa manayasa işleriyle uğraşan bu kişi kim? Bakın işin içinde... Zekeriya Özü var, uyuşturucu kaçakçılığı işi var, bilmem ne var. Oho, var oğlu var. Ama milletvekili kim? Milletvekili Burhan Kuzu olarak dolaştı ortalıkta. Burhan Kuzu denildi ama Burhan Kuzu da o ben değilim dedi. Nereden biliyoruz? Fatih Altaylıya bir şey attı, mesaj attı. Orada diyor ki. Burhan Kuzu. Fatih Bey, bugünkü yazınızda, dünkü yazı, ismimi vermeseniz de vermiş gibi oldunuz. Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yap yapmayacağım işler. Niye? Allah Allah. Ben yapmam arkadaş. Ben dürüstüm. Çok gördük böyle insanları. Ya Burhan Kuzu'ya bir şey söylemek için demiyorum bunu. E benim yapamayacağım işler. Oho, kimler neleri yaptı şimdiye kadar. Evet bu bilgiyi kim verdi size bilmem. Ancak uzaktan yakından alakam yok. Yeni bir FETÖ kumpası olabilir. 15 Temmuz gerçekleşseydi öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım var. Ömrümde hiçbir hakimi arayıp telkinde bulunmadım. Ben bir anayasa hukuku profesörüyüm. Yargıya baskının ne anlama geleceğini çok iyi bilirim. Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Altaylı bu düzeltmeyi de yapar diye ümit ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Ee, durum şu şimdi. Durum şu. E, ortada e, yasalara aykırı bir biçimde tahliye edilen bir uyuşturucu baronu var. Bir sürü cinayete ismi karışmış. Bir, bunu tahliye eden hakim var. Üç, hakimin ifadesine göre... Hakimi arayıp aman bunu tahliye devletin duyarlılığı var diyen bir milletvekili var. E buran Kuzu diyor ki vallahi billahi ben değilim. Kim arkadaş bu? Kim bu? Acaba hakim işlediği eylemi hafifletmek için kendisi mi uydurdu böyle bir şeyi? Niye uydursun ki? Başka bir şey uyduruldu. Bilmiyorum ama e, biz de araştıracağız. E, gerçeklerin bir e, önemli hastalığı vardır. Eee bir gün mutlaka su yüzüne çıkar gerçek. Gerçek bir gün mutlaka su yüzüne çıkar. Hastalık dedim de bu aralık ha, ha, ha. ortada hasta dolu. Atatürk'e küfür eden mi ararsın? Bilmem neyi mi ararsın? Tayyip Erdoğan'a perdoana ima, iman etmek değildi. Neydi o? Neydi? İtaat etmek. Farzdır diyen mi ararsın? E, bir tanesi de <laughs> televizyon programında ee, rüyamda sürekli Allah'ı görüyorum diyor La havle vela Serkan bunun şey yok mu Videosu yok mu heh, heh, Ver bakayım Ya böyle işte adam Her gün işte. Allah'ı evet, görüyormuş evet. Rüyasında peygamberi görüyormuş <laughs> Lan Gördüğünün Allah olduğunu nereden biliyorsun ha? Ya benim teyze oğlunu gördüysen Peygamber olduğunu nereden biliyorsun bir kere Allah'ı rüyamda gördüm demek nedir ya ona çarpılırsın alo. Abi beyinler gitmiş. Toz duman olmuş beyinler. Hani şimdi klasik internet deyimi vardır ya. Baba ne iç olsun söyle de biz de içelim ya. Ha? Dünya parası harcamayalım. Hakikaten bu bu nasıl bir hissiyat bu ya? Serkan diyor ki abi bu bir hissiyat biz anlayamayız diyor. Anlayamayız biz bunu ya. Ya Hazreti Musa diyor ki bana kendini göster. Allah Hazreti Musa'ya göstermiyor. Yüzünü. Sen kimsin be? Bakın dinde nifak budur. Bu adamın İslam'la hiçbir ilgisi yok. Allah'ı rüyamda gördüm diyor ama benim aklıma başka bir şey geldi. Bu zihniyet FETÖ'cü zihniyet. Nereden biliyor musunuz? Bu benim fikrim. Yani bir bilgim olduğu için değil. Bakın, hatırlayın. FETÖ'nün Samanyolu televizyonunda bir dizide ne olmuştu? Yüce Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'yı indirdiler. Bir jipe bindirdiler, bir kamyonete bindirdiler. Herkes başladı. Allah Ekber. Peygamber yürüyor böyle. Kamyonete biniyor falan. Utanmadılar. Bu aslında Hazreti Muhammed'i peygamber kavramını, Allah kavramını küçültme çabasıdır. Din düşmanlığı budur işte. Ya adam bir, bir, bir garip bir şey ya. Ben de o çok sık Allah'ı görürüm. Ya. Sanki babasının oğlunu görüyor. Ben rahmetli babamı gördüğümde bile bir acayip oluyor oluyorum. Allah'ı nasıl görüyorsun rüyanda ya? Ama Serkan diyor ya, abi bu bir hissiyat, biz anlayamayız. E doğru biz anlayamayız. Bizim dışınızda bir dünya, başka bir dünya bu. Ama en bayıldığımda o spiker. Ne o spikerin ismi? Şöyle yapın. Ah ne güzel. Ya kızım sen gazetecimizin. Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah'ı ve Kabe'yi görürüm. Bir gün odaya bir geldim Aa, Kabe ne güzel. örtüsü var. Aa, ne kadar eee. enteresan. Kimden Aa, Çok güzel. görüyorum. Kabe, yani da adam saçmalıyor karşında. Ay, ne kadar peygamberi güzel. çok görüyorum bir de Allah'ı Saçma kaçıyorum. sapan şeyler söylüyor. Spiker de TRT spikeri bu ha. TRT değil mi? Öyle yapıyor. Aa ne güzel. Siz hangi gazetecilik okulundan yetiştiniz? O TRT denen kurumda size nasıl bir eğitim verdiler, nasıl bir denetim yaptılar anlamıyorum ki. Sonra bu TRT'ye spikerin ah ne güzel diye rüyasında her gün Allah'ı gören adamı onayladığı bu kurumda bizden mecburen elektrik, su bilmem ne faturalarımızda TRT payı kesiliyor ya. Kapatın abi TRT'yi böyle TRT, böyle TRT mi oluyor ya? Ah ne güzel. Geç 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 geç. Peki hemen üst üste 3 güzel haber vereceğim. Son 7 dakikayı böyle e, kapatacağız. Atatürk'e hakaret eden edene dene değil mi? E sonra Doğu Perinçek deyince yargının altın çağı kızıyorsunuz. Bak yargıdan nasıl bir karar var. Ataya hakaret edene cezada alt sınır uygulanamaz. Anıtkabir'de çektiği videoyla Atatürk'e hakaret ettiği için 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Safiye İnci'ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda hakaret kastının yoğun olduğu vurgulanarak, sanık hakkında ceza tayin edilirken temel cezadan alt sınırdan uzaklaştırılması uygun görülmüştür denildi. Savcılık jet hızıyla bir iddianame düzenleyerek İnci hakkında Atatürk'e hakaret suçundan dava açtı. Tutuklu yargılanan İnci, 9 Ekim tarihinde yapılan davanın ikinci duruşmasında 2 iki yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini tamamladı. Kararda sanığın yargılanma sırasında yaptığı savunmada pişman olduğu hatırlatılarak şöyle denildi. Sanığın ikrar içerir savunması dosyadaki tutanaklar suça konu ve konuşmanın yer aldığı CD ve raporları ile tüm dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde sanığın sarf ettiği sözlerin Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu kapsamında kaldığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Sanığın suça konu olan sözlerin hatırasına hakaret ettiği Atatürk'ün mezarının bulunduğu anıt Anıtkabir'de söylenmesi ve akabinde sosyal medyaya aksettirdiği de dikkate alındığında kastın yoğunluğu, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesine kullanılan araç, meydana gelen zarar gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında ceza tayin edilirken temel cezadan alt sınırdan uzaklaştırılması uygun görülmüştür. Yani öyle İyi hal indirimi bilmem ne falan olmaz Atatürk'e hakaret ediyorsan cezan neyse çekeceksin deniliyor o kararda. Çok güzel. Yargıyı alkışlıyoruz. Ee, bir güzel haber daha vereyim. Aydınlık gazetesinden arkadaşımız zaman zaman da ekranlarımıza konuk olan Onur Caymaz Atilla İlhan Roman ödülünü aldı. Atilla İlhan edebiyat ödüllerinin sahipleri belirlendi. Atilla İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın her yıl edebiyat alanında dağıttığı ödüller sahiplerini buldu. Roman ödülü Uyanan Güzel'in yazarı Jale Sancak ve Sıfır kitabıyla Aydınlı Gazetesi yazarı Onur Caymaz arasında paylaştırıldı. Onur Caymaz'ı ve Jale Sancak'ı tebrik ediyoruz. Onur Caymaz'ın yazılarını kaçırmayın arkadaşlar. Yani son dönemde belki 10 yıldır falan okuduğum en enteresan kalemlerden biri, yazarlardan biri. Benzetmeleri, imgelemi, şusu busu müthiş. Hele de bir gazete köşesinde böyle yazıların yayınlanması. Yani kaçırmayın. Bir başka güzel haber. Aydınlıkçılar ders kitaplarına girmiş. Bakalım mı? Bakalım. Evet Serkan. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı Türkçe ders kitaplarında aydınlıkçıların öykü, şiir ve fikir yazılarına yer verdi. Nazım Hikmet'ten günümüze aydınlıkçılar ders kitaplarına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe ders kitaplarında aydınlık yazarları Nazım Hikmet, Demirtaş, Eyhun, Hidayet Karakuş, Emin Özdemir, Adnan Bin yazar, Abdullah Rıza Ergüven, Oktay Sinanoğlu, Can Yücel ve Ercan Dolapçı'nın öykü, şiir ve fikir yazılarına yer verdi. Kuramsal kimyacı ve mole moleküler biyolog Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nun yaşam öyküsü Türkçe 5. sınıf ders kitabında konu oldu. 26 yaşında profesör unvanını alan Oktay Sinanoğlu haftalık aydınlıkta 2002-2003 yıllarında Bilim artı Gönül adlı köşesinden okurlara sesleniyordu. Sinanoğlu aydınlıkta özellikle Türkçe ve bilimle ilgili yazılar kaleme aldı. Türk Einstein'ı olarak adlandırılan Sinanoğlu yabancı dilde eğitimin yaygın olduğu o yıllarda eğitim dilinin tamamen Türkçe olmasını savunuyordu. Gelelim yazar Demirtaş Ceyhun Demirtaş abi yalnızca yazın hayatında değil aydınlanma mücadelesinde de önde yer aldı. Ceyhun 2007 yılında hayatını kaybettiği 2009 yılına kadar haftalık aydınlıkta Sisçanı adlı köşesinde siyasetten sanata fikir yazıları kaleme aldı. Aynı dönemde Ulusal Kanal'da da program yaptı. Ee, 7. sınıf Türkçe ders kitabında Demirtaş Ceyhun'un Hikmet Altun Kaynak'ın hazırladığı Ünlüler de Çocuklu adlı kitapta yer alan Futbol Oynamaya Karar Vermiştim başlıklı kısa öyküsü yayınlandı. Aydınlı Gazetesi'nde yazılar yazan şair yazar Hidayet Karakuş'un da Tahta Bisiklet adlı öyküsüne aynı kitapta yer verildi. 2000'e Doğru Dergisi'nde yazılar yazan Can Yücel'in Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim adlı şiiri Türkçe hazırlık ders kitabında yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Aydınlık Okurlarının tarih yazılarıyla tanıdığı Ercan Dolapçı'nın Çanakkale Savaşı'nda kadınların fedakarlıklarını anlatan mürefteli kadınlar ve Emin Asubay öyküsüne 7. sınıf Türkçe ders kitabında geniş yer verildi. Emin Özdemir, Emin Özdemir'in toplumların gelişimiyle yazın hayatı arasındaki ilişkiyi anlattığı Yazın ve Toplumsal Yazı e, yapı başlıklı yazısı Türkçe Hazırlık ders kitabında, okumanın işleri adlı yazısı ise Türkçe 7. sınıf ders kitabında yer aldı. Çeşitli dönemlerde aydınlıkta yazıları yayınlanan şair, yazar Abdullah Rıza Ergüven'in Atatürk Atatürk'ü gördüm düşümde adlı şiiri, yazar eleştirmen Adnan Bin Yazar'ın Penceresi Sonsuzluğa Açılan Oda adlı yazısı da 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer aldı. Aydınlığın yayın hayatına Doktor Şefik Hüsnü Demir'in önderliğinde 1 Haziran 1921'de başladı. Nazım Hikmetran ilk aydınlıkçılardandı. Nazım'ın 15 şiiri ...ilk kez Aydınlık'ta yayınlandı... ...bunlardan biri de Aydınlıkçılar şiiriydi... 6 sınıf Türkçe ders kitabında... ...Nazım Hikmet'in Dünyayı Verelim Çocuklara... ...ve Büyük Taarruz adlı... ...şiirleri yayınlandı... ...çok güzel değil mi... ...şahane benim çok hoşuma gitti valla... ...daha ne diyeyim... Ee, ...evet bu bölümü e, kapatıyoruz... E, ...kısa bir reklam arasından sonra... ...Uğur Civelek hocamızla... E, ...para işlerine bir bakalım bakalım... ...ekonomi işlerine bakalım... Devam edeceğiz. Evet, Televizyon Gazetesi devam ediyor. Ekonomist Uğur ile birlikteyiz. Oh, hocam, ne hareketli bir haftaydı bu hafta. Uh. Ee, ama en çok gözüme batan şu e, vergi indirimleri oldu. Piyasayı mı canlandırmaya çalışıyorlar yoksa e, memura e, verilecek, e, emekliye verilecek e, zammı mı düşürmeye çalışıyorlar anlamadım gitti. E, şey var, e, ihracatta e, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı diye haberler dolaşıyor yine. Mesela bu vergi indirimlerine bağlı olarak sabah gazetesi aman demiş, ev ve araba alacaklar bu fırsat kaçmaz demiş. E, sonunda yine kazık yemeyelim de. Dünyada doların tekeli kırılıyor diye başlıklar görüyorum. Hani halkı tüketim raporu açıklandı. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var. Yani çok şey var ama ben özellikle kendim de merak ediyorum bu vergiler niye düşürüldü? Dertleri neydi? Ve bunun sonuçları çeşitli kesimler açısından ne olur? Tabii. Şimdi hangi açıdan bakarsanız farklı bir resim görürsünüz vergi oranları indirildi. Nerede? Konutta dolaylı vergi oranı indirildi. Tapu harcı düşürüldü. Otomotivde ÖTV vergisinde oran düşürüldü. Mobilyada, beyaz eşyada yine benzer ayarlamalar yapıldı. Belli ki bir sıkıntı var. Sıkıntı nerede? Sıkıntının bir kısmı kamuda. Nedir sorun? Bütçede gelirlerinde ciddi gerileme var. Gelir der dengesi özellikle Ağustos ayından bu yana çok hızlı bozuluyor olabilir tahakkukla tahsit arasındaki makas açılıyor olabilir. Kamunun da kaynak yaratmaya ihtiyacı var. Borçlanma rakamlarını şişirmemek için ki bu piyasada daha olumsuz etkiler de yaratabilir. Peki ne olacak? Kamu eğer iç talebi teşvik edecek bir şeyler yaparsa gelir yaratabilir. Örneğin bir varsayımda bulunalım. Bu teşviklerin içe işe yaradığını satışların önemli ölçüde arttığını düşünelim. Burada vergi oranı düşürmekle vergi hasılatı azalmayabilir, artabilir. Şimdi Hı? ama siz dediniz ki beyaz eşyada falan ya. Beyaz eşyada zaten millet alacağını oldu bir öndeki indirimden. Şimdi nasıl yani, artacak ki bu? Bakın zaten satışlar. sıkıntı orada. Yani hiçbir insan evine 3 tane buzdolabı almaz, 5 tane ütü almaz. Halil Bey, bütünü açıklayayım ona göre yanıtlayayım çünkü. Peki tamam. Evet 2017'de be. bu teşvikler verildi. Geleceğin talebi öne alınmıştı. Bu yıl vergilerinin %65-70'inin dolaylı vergi olduğunu dikkate alırsak bu yıl dolaylı vergi tahakkuku ve de tahsilatında ciddi düşüklükler var. Özellikle yılın ikinci yarısında. Bütçenin kaynağı ihtiyacı var. Bunu bir kenara koymanız lazım. Yani acil ihtiyaçlar gelecek için tasarımlarınızın önüne geçiyor. Otomotiv, inşaat, beyaz eşya, mobilya. Bu sektörler de sorunlu. Muhtemelen haziran seçimlerinden önce bu sektörlerin taleplerine seçimden sonra bakarız denmiş. Bir takım sözler verilmiş. Bir takım pazarlıklar yapılmış. Onlar da çok kötü durumda. Şimdi bu ayarlamayla hem onlar rahatlasın hem kamu rahatlasın. İki tarafta ihtiyaçlarını karşılasın gibi bir durum var. Buradaki sıkıntı da şurada. Ya yeni ekonomi programı diye bir program açıkladınız. Orta vadeli. 2019, 20 ve 21 için bir takım hedefler koydunuz. Mali disiplinden bahsettiniz. Bu acil ihtiyaçlar sizin o kalenize gol atıyor. Yani bir de ekonomik koordinasyon kurulunda bu konu konuşulmadan mı gündeme geldi? Çünkü Merkez Bankası'nın haberi yok bu uygulamada. Ki e, aynı gün enflasyon raporu açıkladı. Sıkıntılar, acil ihtiyaçlar ...gelecek tasarımları konusunda kararlı olmasını da engelliyor. Çelişkiler yaratıyor. Ama Türkiye acil ihtiyaçların peşinden sürüklenen... ...giderek istikrarsızlaşan bir ülke olmaya doğru ilerliyor. Şimdi bu yılda diyelim ki talep bulur mu? Biraz talebin öne çekildiğini düşünelim. O zaman gelecek yıl çok kötü olacak. Hiçbir hedef yakalanamayacak demektir. Ya o zaman, Şimdi iyice çözüşecek Sabah gazetemin manşetine... Yani ev araba almak için fırsat mı? Hayır fırsat falan değil. Birilerinin ihtiyaçlarını Ama karşılayabilmesi şöyle diyor, için bu fırsat kaçmaz. ÖTV, KDV, tapu indirimleriyle tüketicinin harcama bütçesinin en az %10'u cebinde kalacak. Şahane oldu. Diyor. Yani. O zaman şöyle düşünün. Bir tüm sektörlerde, özellikle bu vergi indirimi olan sektörlerde ciddi nakit akım problemleri var satışı artırırsa nakit takım sorunları hafifleyebilir. Bunu bulunmaz fırsat olarak pazarlayıp talep yaratmaya çalışacak. Sabah gazetesinde manşette onlar yerine bir talep yaratmak için çaba harcıyor. Şimdi ben söz konusu maddeler zorunlu ihtiyaç maddesi değil. Ben önümü göremiyorsam zorunlu ihtiyaç maddesi konusundaki taleplerimi ötelemeye devam ederim. Bunlar bu ötelenmeyi kırmaya çalışıyor. Ben yaşadığım bütün krizlerde şunu hatırlarım. Kriz döneminde millet otomobil almaz, otomobilini satar. Hem de alıcı bulamaz satmak için. Bakın bu önlemler krizi kabul ediyor. Ama insanları kriz yokmuş gibi hesapsız davranmaya teşvik etme amacı da taşıyor. Borca girecek adam. Herkes işsizlik beklentisi içinde. Şimdi tamam. bir araba alabilmek için borca girmesi gerekmiyor mu? Tak diye cebinde hazır varsa ona eyvallah. Ona bir şey demem. Ev almak için uzun vadeli borca girmek gerekmiyor mu? Kesinlikle. Kimin işi garantide? Hiç kimsenin. E, batıracak bunlar milleti. İyice borca batıracak. Doğru. Günü kurtarmak için sorunları ağırlaştırmaya devam eden bir anlayış bu. Ama şimdi bakın bir kriz varsa şu ÖTV, KDV indirimleri, tapu indirimleri bu sorunu halkın üzerine yıkma hamlesi olarak görülür. Ben mi yanlış görüyorum? E doğru. Bakın, yabancıya satışlar önemsiz, onu bir kenara bırakın. Şirketlerin rahatlaması için, kamunun biraz rahatlaması için ne yapmaya çalışıyorlar? Yine aynı zorlama. Ya evet banka kredileri de çalışmıyor, finansman maliyeti yüksek. ...hedefte yastık altında parası olanlar var. Orada çok para olduğunu sanıyorlar. Hayır, bitti hepsi. Paramı da kalmadı valla. Yani bakın... ...bizim son iki haftamız... ...uydu kirası için kampanyayla geçti. Eskisine göre çok daha fazla insan katıldı. Ama verilen miktarlar eskisine göre daha az. Yani kişi başına verilen miktarlar. Hepsine yine çok teşekkür ediyorum. Candan gönülden teşekkür ediyorum. Gerçi daha tam bitmedi. Üçte ikisini kapatabildik. Üçte biri duruyor. Buradan da anlıyoruz ki insanların elinde fazla para kalmadı. Ha bakın çok basit şeylerle anlatıyorum. Tabii. Bakın burada konuştuğumuz konu acil ihtiyaçları karşılamaya çalışan kesimler var. Bu, bunun için de geniş kesimleri baştan çıkarma imkanlarını zorlama eğilimi var. O kesimlerin de olanakları sınırlanıyor. Her kesimin desteğe ihtiyacı var. Şimdi bir de bunun ekonomik analizi var. Bu yaklaşım vergi indirimleri piyasa fiyatını geriletiyor. Bu yılın enflasyon rakamlarını biraz daha aşağı çeker. Ama seneye bu vergiler eski düzeyine geleceği için önümüzdeki yıl enflasyonunu yukarı iter. Talep öne çekiyorsunuz, enflasyonu bu yıl dışı biraz daha aşağı çekiyorsunuz. Ama gelecek yıl talebi kurutuyorsunuz, enflasyonu daha yukarı itiyorsunuz, orta vadeli plana mezar kazıyorsunuz. Ben gerçekleşip başarılı olacağını zaten inanmıyorum ama başarı şansı iyice sıfırlanıyor. Hayatı günlük yaşayan bir delikanlı gibi davranıyorlar. Tamam, ya şunu hallederim, bakarız, değil mi? Bu. Bir şey daha söylemem lazım. Yeni ekonomik programının arkasında duruyorsa Hazine ve Maliye Bakanı bunu yapmaması lazımdı. Belli ki programı ya anlamamış yeterince, kendisi yapmadım, ya da üstündeki anlamış. baskılar nedeniyle geri adımlar atmak zorunda kalmış ki bu bir başladığı zaman arkası iplik söküğü gibi gelir. O zaman herkes baskı yapar. Tabii her e yerel seçimler öncesinde. Ve Amerika da baskı yapar geri adım atıyorsa Amerika'nın yapacağı baskıya da geri o adım O zaman kendi tasarımlarını, evdeki hesaplarını uygulayamazlar. İtibar depolayamazlar. Sadece yıpranırlar. Ve yıpratırlar. Anladığım geniş halk kesimleri bundan çok kötü etkilenir. Uyarlarsa bunların kafalarına. Yani ben diyelim ki bir araba ihtiyacım, ev Bugün bunları vergi indirimi geldi, fırsattan yararlanayım der miyim? Kesinlikle hayır. Hocam koşulların daha iyi olduğu, görüş mesafesinin açık olduğu, geleceğe yönelik beklentilerin düzeldiği koşullarda daha yüksek fiyattan almayı tercih ederim bugün alma? Peki bu indirimler uygulanabilir mi? Yani şöyle uygulanabilir mi? Kağıt üstünde kalma ihtimali var mı? Yani adam tamam 100 liraya sattığı şeyi ne kadar indirim geldi? %8, %8. 110 lira fiyat koyar, 8'i düşer, 100 liraya yine satar, 102 liraya yine satar. Yani piyasanın bu indirimleri uygulama şeyi var mı, yeteneği var mı? Şimdi bu en son indirimlerde kamunun vergileri azaltarak indirim yaratması söz konusu. Ama bu gerçek bir indirim mi? Sene başına göre, yılın ilk yarısına göre hayır, fiyatlar yükseldi. Niye kur yükseldi? Maliyetler çok arttı. Bu vergi indirimiyle bile eskiye göre daha yüksek fiyat ama seneye çok daha yüksek olacak. Hocam daha yüksek fiyat diyorsunuz. Şimdi bakıyorum ben dolara 5.46.22. O zamlar ne zaman yapıldı? Dolar 7 lira civarındayken. 7'ye yaklaştığında yapıldı değil mi? E 7'den 5.5'a düşmüş. 5.5'un altına düşmüş. Hayır. İyi bakın. 7'ye geldiğinde yeni maliyete göre fiyatlar değişmedi. Maliyet artışları piyasa koşullarındaki olumsuz koşullarını taksit taksit yansılıyor. Beş buçuk kura göre hala yansılmayan önemli ölçüde maliyet var. O yüzden geri alamazlar. Tabii ki. Mümkün değil. değil. Yani ucuzlama mümkün değil artık. Unutsunlar. Yani bir şey daha söyleyeyim. Ben Türkiye'nin artık net dış borç ödeyicisi olacağını ne yaparsa yapsın siyasi tavizler vesaire bunun değişmeyeceğini. Ama değişeceği umuduyla yapılan hesaplarında çuvallayacağını düşünüyorum. Bundan sonra döviz kuru, enflasyon faizler dalgalı bir şekilde yükseliş eğiliminde olacak. Son 5 yıldır ola geldiği gibi. Ama böyle olmayacakmış varsayımına dayalı tüm hesaplar çökecek. Acil ihtiyaçlar ile böyle saçmalamalar olacak. Şimdi e, Japon kredi derecelendirme kuruşu, kuruluşu JCR var. Ee, Başkanı Orhan Ökmen son ÖTV, KDV indirimlerini değerlendirmiş. Demiş ki, vergi indirimlerinin mevcut konjonktürde mali disiplin açısından uygun bir maliye politikası olmadı ee, olmadığını söylüyor. Az önce sizin söylediğiniz şey değil mi? Evet. Peki de yani hiç olmazsa bir açıp telefon etseler ya Uğur Hocam biz böyle bir şey düşünüyoruz. Bunu da yapmıyorlar. Dünya alem biliyor bunun yanlış olduğunu. Bakın ben tümüyle yanlış demiyorum. Kendi hazırlıkladıkları programa uymayan bir yaklaşım bu. Ne yaptılar? Dünya ya da finans kesimine şirin görünmek üzere bir program hazırladılar. Kurallı piyasadan yana olduklarını söylediler. Merkez Bankası bağımsız dediler. O şablona uymayan bir davranış bu. Ama Türkiye'de iş dünyasının desteğe ihtiyacı olduğunu kabul ediyorum. Nakit açık sorunları ciddi. Onları görmezden gelerek Sorunların ağırlaşmasına izin vererek de gidecek hiçbir yeriniz yok. E tamam da benim de nakit akışım sıkıntılı bir emekçi olarak, bir gazeteci olarak. işçinin de memurun da nakit akışı Bakın, sıkıntılı. Bir, herhangi bir sorun varsa öncelikle sorunun büyüme potansiyelini sınırlamanız. Bunu başarladıktan sonra geriletmeye düşünmeniz lazım. Şu anda sorunlu insan şirket sayısı hızla artıyor ve her birinin sorunları da ağırlaşıyor. Bunu önce durdurmanız lazım. Sorunu bir an mucize yaratamazsınız. Burada kısa vadeli rahatlama karşılığında devamında daha ciddi sıkıntılar söz konusu olacak. Yani şu var. Diyelim ki bu tasarım başarılı olur. Gerek kamu gelirini biraz artırabilir. Gerekse şirketlerin nakit açık sorunu e, sor, e, sorunları biraz hafiflerse başka birilerinin canı yanacak, hesapsız davranmış olacak. Bu hesapsızlık 2019 yılının felaketinin altyapısını oluşturacak. Evet 2'yi kurtarırsın. Belki yerel seçimlere de kadar kurtarırsın ama sonrasının çok daha kötü olmasını engelleyemezsin. İyi de e... yani bunlar kısa vadeli tepkisel yaklaşımlar. Hayır mesela Türkiye Odalar bir Borsalar Birliği başkanı adam Rıfat Hisarcıklıoğlu diyor ki KDV ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep faydalı olduğunu gördük. İnşallah bunun faydasını da hep beraber göreceğiz. Hep beraber. Şimdi Hisarcıklıoğlu tüccar mantığıyla konuya bakıyor. Ve ...üyeleri açısından, hele güçlü sektörleri gözeterek konuşuyor. Şuna bakması lazım. Evet, bir takım vergi indirimleri yapıldı. Kredi Garanti Fonu desteği de vardı 2017'de. Bir kereye mahsus bir kullanıldı. İkinci kullanım şansı yoktu. Ve bu para politikasını etkisiz kıldı. Kurların faizlerin daha yükselmesine, enflasyonist baskının artmasına sebep olacak yan tesirleri de destekleyen bir şey oldu. Böyle devam etmesi istiyorlarsa doğru yapıyorlar. Yok bu gidişten memnun değillerse yanlış yapıyorlar. Kötü diyorsunuz ama mesela işte Hürriyet gazetesi attığı başlık şu. Cumhuriyet tarihinin rekoru. Ne rekoruymuş bu? İhracat rekoru. İhracat Ekim'de %13.1 artışla 15.7 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu ihracat 170 milyar dolar diyor. İhracat Ekim'de otomotivin ivme kazanmasının yanı sıra kimya ve çelik sektöründeki artışla ki çeliğe ambargo geldi. Yani otomotiv Allah Allah. 15.7 milyar, do 15 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık verisine ulaştırıyor. E bu nasıl oluyor? Bu ne şimdi? Güzel. Hatırlar mısınız? 2002 yılını. Türkiye'de herkesin bir takım fedakarlıklar yapıldı. İç pazar çok durgun. Önemli ölçüde daralmış. Daha işsizliğin artmaması için tek bir şansınız var. ihracat yapabilen bu alana yüklenmeli. Benzeri durum var. iç pazar kuruyor. Sert çakılma var. Şirketlerin nakit takım sorunlarının büyümesi için ihracat imkanlarını zorlamak dışında seçenekleri yok. Hatta fiyat kırarak yapıyorlar. Maliyetine, bu şey maliyetine satışlar başladı Hatta belki değil zararına. Mi? Evet. Yani bu hacim iyi ama keşke normal koşullarda fiyatlar kırılmadan daha iyi kazandıkları için burayı tercih ediyor olsalardı. Şimdi bu ihracat rakamları sürdürülebilir mi? E, maliyetin hatta ihtiyaçları için ihracat yapıldıysa ve maliyetlerle ilişkisi zayıfsa o zaman bu artışı sürdürmek o kadar kolay olmayabilir. Demir-çelik konusunda özellikle söylüyorum. Maliyetle ilgili, ilişkilendirerek. Ambargoya rağmen nasıl Çeliğin çelik sektöründe artış olabiliyor? Başka bir yol mu buldular acaba? Daha önce eee fiyatlama konusunda anlaşamadığınız yerlere de onların şartlarına boyun eğerek mal verirseniz ihracatı artırırsınız örneğin çelik sektöründe. Hmm, baba hani sen bana demiştin ya şu kadardan alırım verirsen. Tamam o kadardan veriyorum. Tarzı bir telefonlaşma. Peki. Yani inşaat e ne sektöründe karımız de olacak başından ki? beri çantacıları duymuyor muyuz? Listedeki fiyat başka nakite sıkışan yarı fiyatına vermeye kalkıyor. Ya da çantacılar yarı fiyatını almak için pazarlık ediyor. Bu da öyle. Yani burada bakın fiyata bakmıyoruz. Sırf hacme bakıyoruz. Hacme bakmak aldatıcı olabilir. Ne faydası olacak ki o zaman? Sadece nakit akışını biraz. Sadece günün kurtarılmasına bir destek. Bir de şunu söylememiz lazım. Şu anda Türkiye'de öncelikle desteklenen sektör ihracat. Çünkü tek döviz kazandırıcı faaliyet orası. İnşallah daha iyiye gider. Ama bu rakama bakıp da sorunsuz olduğunu düşünmek gaflet olabilir. Peki yine kafamın almadığı bir başka şey var. Bu döviz fırladığında nedenmişti yatırımları durdurduk değil mi? Yani çok mu güzelleşti her şeyde yatırımlar tam gaz diye milliyette şey görüyorum. Diyor ki 600 yatırıma mıydı neydi? Nerede o milliyetin haberi? Yatırımlar tam yol ileri. Eylül'de toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma teşvik verildi. Bu yatırımlar içinde gemi inşa sanayi iyi ağırlığı oluşturdu. Burada da aynı mesele? İhracat mı? Kamu harcamalarındaki artış, kamu yatırımlarından bahsediyor kısmen. Hı, hı Şimdi pardon da kamu harcamalarını böyle artırıyorsanız Orta vadeli program ne oldu? 2019'da mali disiplin, katı mali disiplin olacak, o istisiplin olacaktı. Belli ki olmayacak. Birincisi bu. İkincisi, kredi mekanizması çalışmıyordu. Ne zaman çalışır hale geldi de haberimiz olmadı. Finansman nereden bulunacak? Ben de onu merak ediyorum işte. Yani yok dediniz, finansman yok dediniz. Durdurduk dediniz. Şimdi ne oldu? Nereden para buldular? şunu umabilirler. Yani bu tür e, projeler için e, konular için dışarıdan proje kredisi bulabilirler. Ama pardon, 2012'den beri proje kredisi bulmakta çok sıkıntımız var. O yüzden 3. köprü, 3. Havaalanı hep Türk bankalarının finansman desteğiyle devreye girdi. Ama Türk bankalarında da artık kredi verecek mecal kalmadı. Ne? netice itibariyle netice itibariyle Bakın bir Türkiye artık net dış borç ödeyicisi haline geldi. Net dış borç ödeyicisi olmak tüm geçmişte alınan kararları yeniden gözden geçirmeyi gerektirir. Gözden geçirmez de eski tasarımlarınıza inat ederseniz kaynak sıkıntısını büyütürsünüz. Kurlar, faizler, enflasyon dalgalı bir şekilde yukarı doğru gider. Ekonomik istikrarsızlığı besler sosyal siyasi istikrarsızlığı tetikler. Ve o zaman yani söylemeye çalışım şu. Beklentileri iyimserleştirerek bir şeyleri yoluna koyma şansımız sıfırlandı. Sorunla son yani sorunlara tepkisel yaklaşım bundan sonra işe yaramaz. Bu tür habercilikle beklentileri gaza getirmek de işe yaramaz sorunun kökenine inecekler. Gerçekleri toplumla paylaşacaklar. Bedel edilemeye herkes razı olacak. Gücü oranında adil dağıtılacak. Yeniden yeni kurallara göre yeni bir başlangıç yapılacak. Yani daha ileri gideyim. Halil Bey, bakın 1970'li yıllarda Türkiye bir operasyon sürecinden geçirildi. 12 Eylül darbesi yapıldı. Sonra yeni bir başlangıç. Piyasalaşma sürecine geçtik değişim, dönüşüm dendi. Siz o yılları çok iyi hatırlarsınız. Tabii canım. Sermaye arıcılıklı üretim faktörü haline geldi. Kartma, karma ekonomiden vazgeçildi. Ülkede her şeyi finansal akımların belirlemesi izin verildi. Niye yapıldı bu? Kaynak ihtiyacımız vardı. Düşündüğümüz refah düzeyine ulaşmak için dışarıdan net kaynak gelmesi lazımdı. Şimdi dışarıdan ne yaparsak yapalım artık taze kaynak gelmeyecek. Bir devir bitti. Birileri bunu reddediyor ama reddettikçe canımız yanacak. Son 3-4 yılda olduğu gibi. Hocam o sözünü ettiğiniz yeni bir dönem dediğiniz 80 sonrası dönemde o dönem bitti. 80'de başlayan süreç bitti. Uzatmalarını oynuyor. Bakın sermayenin e, rahat dolaşımı için bir sürü şey yapıldı. Biz zannettik ki o dönemde ceplerimize girmeye başlayan cep telefonu, anne bu akşam ne yemek pişirdin? diye soralım diye var. Hayır, o sermaye dolaşımını hızlandırmak için yapılan bir şeydi. İnternet. Ne haber yavrum? Nasılsın bakayım? Yani, demek için var zannettik. Vatandaşıyla onun için devreye dünyasıyla, olur. siyasetçisiyle herkes baştan çıkarıldı. Çiçek gibi açıldı. E onun da dimitine dayandığında bitti. O zaman bu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası baş ekonomisti Sergey Guriyev var ya, bu gaz veriyor Türkiye'ye diyor ki Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin dinamik olduğunu gördüklerini ifade ederek Türk bankaları oldukça iyi yönetiliyor. Türk Tüm boyutlarıyla baktığımızda Türkiye'nin başlıca makroekonomik temelleri güçlü. O zaman bize gaz veriyorlar, kesinlikle gaz veriyorlar. O kuruma bakın, Türkiye'nin 2019 büyüme oranı kaç yüzde bire çekilmiş? Yüzde bire. Yüzde bir büyüme ne demektir? Fiyat istikrarında, finansal istikrarda koruyamazsın demek. Şöyle demiş, Türkiye'nin bu yılın sonunda %3.6, 2019 sonunda ise %1 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediklerini. Bak, biz diyor, biz söylediğim diğeriyle çelişiyor. Biz %1 oranında büyüme tahmininde bulunurken bunun geçici bir yavaşlama olacağına inanıyoruz. Yine e, basıyor gaza arada. Yine gaza basıyor çünkü küresel koşulları görmezden geliyor bu seferde. Bakın, eli taşın altındaysa, riskleri varsa, gerçekçi olamaz. Sakinleştirici ol olmak için konuşurlar. Bunlar da gaza geliyorsa yazık yani. Gaza gelme değil. O kendi çıkarlarını korumanın mümkün olan yollarını zorluyor. Hayır bizim bizimkiler gaza geliyorsa Şu bu adamların lafıyla. Kredi veremiyoruz dese bunun sonuçları onları da üzer. Herkesi üzer. <laughs> O zaman panik yaratmadan sakin kalınmasını tavsiye eden söylemler <laughs> üretmesi lazım. Bunlar da tabii gerçekleri ıskalamasını gerektiriyor. <laughs> o zaman var olan durum bugün 2 Kasım, 3 Kasım Cumartesi, 4 Kasım Pazar, 5 Kasım Pazartesi'den sonra daha da vahim olacak. Çünkü İran'ın petrol satışı yasaklanacak. E, petrolün fiyatı doğal olarak yükselecek. Enerji maliyetleri artacak sanayide, ekonomide. E, hepten papaz olacağız. Nasıl olacak o zaman? Petrol fiyatları 85'e kadar yükselmişti. Son iki hafta içinde gerileme var. Yani önemli oranda bir gerileme var. Neden? Çünkü dedikodular şöyle. Amerika işte İran yaptırımlarında bir esnekliğe gidiyor. İstisna ülkeler tanımlayacakmış. Özellikle petrolde 8 ülke istisna kapsamında Hı -hı. olacakmış. Bu var mı yok mu bilmiyoruz. Ama varsa da bir değerlendirme yaparken. Bir, İran yaptırımlarında 4 Kasım'a kadar o azami sonuç almak hedeflendiyse ama amaçlarına ne kadar ulaşabildiler? Bunu değerlendirmek ona göre not vermek <laughs> lazım. Belki sırf bu blöfle bir sonuç almaya çalıştılar. Onu gerçekten uygulamayı düşünmüyorlardı. Şimdi 4 Kasım'dan sonra olup bitenlere bakacağız, listeleri göreceğiz eğer İran petrol satmaya devam edebilecekse bu 8 istisna ülkeye özellikle petrolde ar sıkıntısı pek olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına gidecek bir süreç, kısır süreç yaşanmayacak. O zaman da oradaki petrol risk primi ortadan kalkar. Şu an piyasa bu hafta bunu fiyatladı. İyimserliği yani gerginlik olmayacağı ama önümüzdeki hafta ne olur göreceğiz alınan pozisyonlarda kısmen realize edildi bu haftanın özellikle ikinci yarısında. Bizimkiler... Şimdi bu bizim için iyi bir haber mi? Evet petrol fiyatlarının gerilemesi Türkiye için kısa vadede iyi bir haber. Ama Orta Doğu'daki gerginlikler azalır mı? Hayır biçim değiştirecek olabilir. Ama azalmayabilir. Burası çatışma alanı. Küresel güç olma iddiasındakilerin çatışma alanı. Onu hiç unutmamamız lazım. Yine bu hafta e, Amerika'da seçimler var. Temsilciler Meclisi demokrat çoğunluk olmaya başlarsa Trump eskisi gibi etki konuşamaz. Temsiler Temsilciler Meclisi'nin onayı gereken konularda istediği kararları çıkartamayabilir. Buradan hareketle ticaret savaşlarının da etkisini kaybedeceğini iddia edenler var. Bu, bu da bizim için iyi bir haber ama tam tersi olursa da kötü bir haber. Yine e, Amerika'da faizlerin yükselişi bizim için kötü haber. Yani 2019 boyunca yükselmeye devam edecek. Dolar güçlenme eğiliminde olacak. O zaman bu olumsuzluk diğer olumsuzlukları ortadan kalkmasını bile e, zorlaştırıyor. Ben Tek başına e, olumsuz eğilimleri güçlendiriyor. Ben küresel düzeyde olağanüstü bir süreç yaşandığını nasıl ki bizde net borç ödeyici duruma geldiysek gelişenmekte olan başka bazı ülkelerin de benzer duruma geleceğini, dünyadaki da her şeyin değişme eğiliminde olacağını, dünya ekonomisinin durgunlaşma eğiliminde sert kasılmalar olabileceğini düşünüyorum. Yani bir Çin ticareti şu anda Arjantin'de G, yapılacak G20 zirvesinde Trump Çin'e çağrı yapıyor. Ee, gelin masaya oturun. Evet. Şartlarımızı kabul edin. Amerikan ürünleri piyasanızı açın pardon da bugüne kadar görüşüldü. Ama tehdit edip zorladığı için Çinler baktı ki konuşarak bir şey olmayacak. En son konularda Amerika'yı görüşmek için heyet bile yollamadılar. Yani Trump şu anda Çin'i şöyle tehdit ediyor. Eğer masaya oturmazsanız geri kalan ithalatı, ihracatınıza da ek gümrük vergisi gelecek ve yeni yıldan itibaren %25'e çıkacak. Şimdi niyet bozuk olunca Çinliler ne yapar? Kim geri adım atar? Göreceğiz. İki taraf da geri adım atmazsa büyük belirsizlik. Şu İran'a yaptırımlar konusunda muafiyet tanınacak 8 ülke sorulmuş. Enerjiye tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e. Ya <laughs> bana çok fazla imsar gibi geldi. Cevap şu: Bize yazı gelmedi ama duyumlarımız var. Şimdi bakın, bu duyum bir piyasa manipülasyonu için kullanılan bir yapalavra bir haber de olabilir. Bakın piyasaları yönlendirmek için üretilmiş kurgu da olabilir. Ya da gerçekten e, saflığa yakın bir derecede bir e, burada bakın bakanın bilmiyor olması var. anormal. Normalde e, e, haber piyasaya e, bazı yabancı <laughs> arınanlarla servis edildi. İçerisi de bunu kullanıyor. Bakanın hala duymamış olması normal sayılabilir de sayılmayabilir de. Ama e, net olan bir şey var. Bir dakika şimdi. Net olan biz o ülkelerin arasında var mıyız yok muyuz değil. Net olan bize yazı gelmedi. Gelmediyse yoksun. Konuyu kardeşim. biraz değiştireyim. Çin, İran'dan petrol almaya devam edecek. Hindistan devam edecek. Sıkı Sıkıysa ambargo uygulasın. Sıkıysa yatırım, yatırım kararı alsın. Bakın bazı tehditler blöf niteliğindedir. İnatlaşıp da devamlı getirmeye kalkarsan işler tümüyle kontrolden çıkabilir. Çin alıyorsa, Hindistan olsa ben de alırım kardeşim derim o zaman ben. Rusya da der ben de alıyorum. Öbür de der ben de alıyorum. O zaman tehdit olmaktan çıkar. Tehdit bir kişiye yapılıyorsa tehdittir mesela. İki kişiye hadi tehdittir. Üç kişiye ama bütün topluma yapılıyorsa o... Yani İran'la ticaret da. konusundaki tüm taraflara yapılan bir tehsitti. Birlikte davranılarsa tehdit özelliği kalmaz onun. Burada bir şey daha var yalnız. Ee, çok ulus şirketlerin faaliyetinin, dünya ekonomisi içindeki payı önemli. Amerika bu çok ulus şirketleri sindirdi. Hmm. İran'la çalışmaktan uzaklaştılar bunlar. İd Çin gibi kamunun e, uygulatabildiği ülkeler İran'la ticaret devam ediyor de biliyor. Diğerleri aynı özellikleri sergileyemiyor. Yine bu çok şirketlerin sindirilmiş olması Avrupa'yı da siyaseten etkisiz hale getiriyor. Şimdi Avrupa'yı siyaseten etkisiz hale getiriyor dediniz. Ben aslında şu Rabobank'ın Bankın e, dolar e, tahminine bakacaktım ama Önce o Avrupadaki siyaseti etkileyebilir dediğiniz noktaya bakacağım. Şimdi Merkel, Rusya'ya, İran'a yakın politikalarıyla öne çıkmıştı. Hatta hep biliriz o masaya ellerini koymuş kafa tutan şeye, Trump'a kafa tutan bir Merkel fotoğrafı. Ben bıraktım dedi siyaset. Ne başbakanlığa ne parti genel başkanlığına alayım. Biri olabilir. Bıkmıştır, bırakmıştır. Adaylara bakıyorsunuz. Üç ya da dört aday var. İkisi kesin Amerikancı. Ama üst düzeyde Amerikancı. Yani Almanya'da Amerika lehine çalışan bir vakfın başkanı bir tanesi mesela. E ne oldu? Siyaset dizayn mı neydi şimdi Almanya'da? Almanya'da Ali Mercan, Mercan'la konuştuk. Ulusal kanal temsilcisi. Kesinlikle Amerika'nın ...bir dizaynıdır bu da. E Biz bunu iki sene önce konuşmuştuk. Ee, pardon ama... ...bazı dizaynlar... ...oturmaz. Şu anda bakıyorsunuz. Almanya ile Amerika'nın... ...çıkarları örtüşüyor mu, çatışıyor mu? Çatışıyor ve çatışma alanları genişliyor. Evet. İki. Peki buna rağmen... E, ...devşirme birinin Almanya'nın... ...başına gelmesi sonucu değiştirir mi? Çok zor. Fransa'da devşirme biri geldi. Merkel'in bunu anlatamamış olması istifasının sebeplerinden biri olabilir mi? Olabilir. Çünkü en son koalisyon görüşmeleri de 6 ayı aştı. Evet. Yani içeride birileri sağduyulu olmak istemiyor. Zaten toplum geriliyor. Merkezden uzaklaşıyor oylar. Bu koşullarda daha farklı bir işbirliği gerekir iktidar muhalefet arasında. Bu da olmayınca yani Almanya bile yönetilebilir olmaktan çıkabilir. Oo, Mesela en, fena en hassas konular göçmen problemi. İşte Almanya'ya yerleşmiş vatandaş haklısını almış olanların bundan sonraki durumu bakın. Daha önce hiç olmayan fikirler ortalığı bulandırıyor. Ben yani Almanya'da siyaseten yaşanılabilecek değişikliklerin, ...tüm dünyayı tatsız etkileyebilecek potansiyeller taşıyabileceğini düşünüyorum. Buna Fransa'da Macron örneğinden bakabilir miyiz? Almanya'yı anlamak için. Ee, Macron biraz daha farklı. Yani Fransa, Almanya Avrupa'nın çekirdeğidir. O yüzden Macron'u söylüyor. Örgüt ilk kurulduğunda Fransa daha belirleyiciydi. Almanya'nın kafası eğikti. İkinci Dünya Savaşı'ndaki sonuç nedeniyle Biri galip biri kaybetmiş olandı. Sonra performanslar süreci terse çevirdi. Almanya daha dominant hale geldi. Fransa daha edil yani. Güney Avrupa'nın trendinde. Ama şimdi Avrupa bir büyük sancılar çekiyor. Bu tüm ülkelerde sancılı hale getiriyor. Yani burada tek Almanya'nın değil Avrupa'nın sorunlarını da konuşmak lazım. E, Amerikancı zorlamalar olacaktır. Ama ticaret savaşlarında da görüldüğü gibi Avrupa ile Amerika'nın çıkarları ayrışıyor artık. Ülkeler farklı yollar seçebilir. Bir şey daha burada. Ulusal kimlikler ortadan kaldırılamadı. Giderek daha güç şekilde hortluyor. E, Hortasın Benim için fena bir şey değil. Bunun dünya ekonomisi için anlamı çok farklı. Ne olur? Trump'ın başlattığı gibi önce Amerika dedi korumacılık yönünde ticaret savaşlarını başlattı. Bu savaş bir kere çıktı. Artık sandığa girmez. Dünyada finans kesimi çok yorgun. Korumacı eğilimler daha farklı yerlerde çok kutuplu dünyanın da doğal bir sonucu olarak devreye girecektir. Dünya ticaret hacmi son 10 yıl ortalamasını uzun süre göremeyebilir. Hocam... Finans sisteminde ciddi çözülmeler yaşanabilir. Bunun öncü sinyalleri de 4-5 yıldır yaşanıyor zaten. E korumacı sistemler gelirse mesela Türk çiftçisi bundan kazanır mı? Türk sanayicisi kazanır mı? Ben kazanır mıyım? Ya da kim kaybeder? Şimdi birileri korumacılığı çok kötü söylüyor. E ben o kadar da kötü bir şey görmüyorum ya yani Türk çiftçisi kazanacaksa, Türk sanayicisi kazanacaksa bundan, ben kazanacaksam kaybedecek olan kim? O zaman kapitalizm kaybedecektir. Şu korumacılığı biraz açın da insanların kafasını netleşsin. Yani ticaret savaşları bile küreselleşme denilen kuralsızlığın sona erdiğini bir şekilde kabul edilmesi ve alternatif arayışı olarak görmek lazım. Gümrüklerin kademeli sıfırlanması dünyada yeni sağlıklı sürdürülebilir bir denge yaratmadı. Bazı ülkelerin büyük ticaret açıkları bazılarında fazlaları oluştu diğer hizmet gelirleri ticaret gelirlerindeki transferler, gelirler bunu kapatmadı. Dengesizliklerin büyümesinde, sorunların ağırlaşmasında etkili oldu. Bir de küreselleşmenin bir sonucu daha var. Dünyada servet ve gelir dağılımını çok bozdu. Eğilimleri sürdürülebilir olmaktan çıkardı. Küreselleşmenin mezeye mezar kazmak anlamında geleneksel olmayan politikaları genele yaydı. Şu anda bu açmazdan nasıl çıkılacağını kimse bilmiyor. ...ve çıkar çatışmaları mantar gibi su üstüne fırlıyor... ...az bedel ödemek isteyenler... ...jeopolitik gerginliklerin tarafı oluyor. Yani tam bir cadı kazanı durumu söz konusu. Ulus devlet... ...çok uluslu sermayeyi döver. Yani... ...küreselleşme... ...ulusal kimlikleri... ...ortadan kaldıramadı başarılı olamadı, bitiyor. Bu başarısızlığın Türkiye yansıması biz artık net dış borç ödeyicisiyiz. Bunu reddeden tüm politik tercihler, tüm yatırımlar başarısızlığa mahkumdur. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. CHP'de önemli bir milletvekili. Görüşelim mi dedi, buluşalım ne olur dedik. Kahve içiyoruz. Ben tosta yedim, itiraf edeyim. Yani herkesin içinde itiraf edeyim. Hani ne dedi, sizi dinliyorum. Bu ulusalcılık değerleri dedi galiba Türkiye'nin gündemine oturacak artık. Günaydın dedi. Yani bu konuda biraz konuşabilir miyiz? CHP'nin de dedi bu noktada yerini belirlemesi lazım. Ha asıl şimdi günaydın dedim. O dediğiniz şeyin siyasete yansımaları da olacak doğun olarak. Bunu birileri fark ediyor Bakın, Ama yapabilir mi bilmiyorum. Ekonomideki açmazlar tek başına izole, sosyal ve siyasi dengeleri etkilemeyen şeyler değildir. Onların üzerindeki en büyük etkendir. Onlar üzerinde belirleyicidir. Onun için net dış borç öde ödeyicisi olmak önemlidir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak anlamındadır. Ne kadar direnirlerse dirensinler, statikoyu korumaya çalışanlar başarısız olacak demektir. E bize statik diyorlardı eskiden. O yükselen değerler çağında, o Hayır. küreselcilik çağında biz statik ocuyduk. E, size eleştiri öyleydi. Evet. marjinal kılmak için. O eleştirenler şu anda statikoyu korumaya çalışıyor. O zaman iyi yapmışım. Ben daha 1989'da. 88'de 90'da katıldığım televizyon programlarında özelleştirmeye karşı çıkmakla. Ve artık kamulaştırma devrinin perdesi açılacak. Heh. Merkez bankaları. Bir daha söyler misiniz onu? Kamulaştırma devrinin perdesi açılacak. Merkez bankalarının görev tanımları farklılaşacak. Para politikaları, maliye politikaları konusundaki geleneksel bakış açısı mecburen büyük değişimler yaşayacak. Yani bir şey değişir, değişirse her şey değişir. Biz net dış borç ödeyicisi olmaktan kurtulamıyorsak A'dan Z'ye uygulamalar, politikalar, konumlar her şey değişir. Politikacılar, siyasi partiler. Burada nedir? Piyasayı belirleyici olmaktan uzaklaştırmak zorundasınız. Farklı müdahaleler olacak. Etkili düzenlemeler devreye girmek zorunda. Ama geçiş sürecinde yaşam standartında bir çöküş olacak. Ama zaten çöküş bu değişiklikleri zorunda kılacak. Ama o çöküş zaten olacak. Olacak onu O engelleyemiyorsun. çöküş olduğu için değişim Tabii. olacak. Yapılması gereken şimdi yapsanız çöküşün gerekçesi olarak onları suçlarlar. Hayır. Küreselleşmenin dayattığı sorunlar çöküşü yaratacak. İster bugünden başlayın, ister çöküşten sonra değişmek zorundasınız. O zaman e, Fukuyama yeni bir kitap yazmak zorunda. Olabilir. Vallahi tarihin sonu diye yazdım ama o zaman değildi tarihin asıl sonu o, o şimdi diye. O her sonu yeni bir başlangıç olduğunu unutmuş. <laughs> e, kamulaştırmalar e, olacak dediğinizde o zaman şeker fabrikaları gibi tekel gibi bu tür şeyleri mi anlayacağız? Türk Telekom gibi o kadar satmayın demiştik. Evet bunları da anlayabilirsiniz. Örneğin Türk tarımının desteklenmesi lazım ne tür desteklere ihtiyaç var? Kooperatiflere. Tarımsal potansiyelin kullanılması, tarımsal ürün ithalatının azaltılması için ne tür destek gerekiyorsa onların devreye sokulması gerek. Bunu özel sektörüyle etkin bir şekilde yapamıyorsan, o zaman onlar havlu atacak. Yeni konulan kurallara uyamadığı için mecburen kamu devreye girmek zorunda kalacak. Yani özel sektör seçici olmaya kalkar. Hayır, tarımda planlamaya ihtiyaç var. O planın yerine oturması için bazı konularda kar amacından uzak durulması gerekecek. Evet, o zaman zannediyorum toplumsal sosyoloji bir takım şeyler de değişecek. Şimdi gördüğünüz bir takım saçmalıklar da bitecek. Hocam uyarı var, son iki dakika sizin serbest duruş köşeniz. Ben dünyadaki tablodayı belirsizliğin arttığı şekilde yorumluyorum. Kısa vadede aman işte 8 istisna, aman ticaret savaşlarına ara verildi, rahatladık. Kısa vadede rahatlamalar ana eğilimlerin olumsuz olduğunu değiştirmiyor. Türkiye'nin de net dış borç ödeyicisi konuna geldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda yeni kur şokları yaşanması ihtimali yüksek. Bu gerçekleri reddeden Türkiye'deki egemen anlayış, başarısız olacak. Bu Türkiye'de istikrarsızlığın en önemli sebeplerinden biri olacak. Dikkatli olun diyorum. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Bir duyurum olacak. Yarın saat 10'da hocam bunlar nereden bulur? iki tane deliği yan yana koyanlar böyle. Emin hocayla ben. Yarın Vatan Partisi'nin Kadıköy İlçe Başkanlığında bir kahvaltılı toplantımız var. Orada olacağız 3 Kasım Cumartesi Moda Spor Kulübü'ndeymiş Ben yerini bilmiyorum bakacağım birazdan internetten Ama herhalde e, karşıya geçtiğinde Çocuklar alırlar götürürler Yani Emin Hoca ile birlikte olmak Çok keyifli olacak ya Emin Hoca cezaevinden çıktıktan sonra Şey demişti Her sabah seni seyredeydim Sonra dedim ki Ula Sırat Köprüsü'nden Bu adamı sırtımda geçireceğim da. <laughs> Böyle tatlı bir adamdır Bekleriz iyi olur. Ne zamandır Kadıköy'e gitmemiştim. Kadıköy'de e, buluşmamıştım sizinle. Emin Hoca'nın da çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ya biz nasıl gideceğiz buraya? Vallahi işte oraya bir telefon numarası yazmışlar söylüyorum. Yazacak mısınız? Hadi kalemi aldınız mı? 0-535-336-73-41 0-535-336-300 <laughs> Bizimkiler gibi söyleyeyim. 336-73-41. Hadi bekliyorum. Efendim ben yarın sabah saat 10'da Moda'da Kadıköy Vatan Partisi ilçesinin kahvaltısında olacağım. Ama hepinizle birlikte pazartesi saat 10'da birlikte olacağız. Pazartesi saat 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece pazartesi saat 10 değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.